Fas'a giden YouTuber'ları izlemeye devam ediyorum. Üçüncü bölümde Çağla Çetinöz var. Marrakeş'e gitmeye karar verdik. You are welcome in Morocco. Bir sürü uçuş uçuş elbise falan vardı. Hiçbiri yok. Eşofmanla koşacağım artık ben Marrakeş rüyalarında. Böyle. Kıyafetlere çok üzülüyorum da. Gerçi kıyafetlerin bir kısmı da Diana'nın. Uçuş uçuş elbisem olmadığı için Diana'ya gittim. Diana'dan rica ettim. Türk Hava Yolları'na çok çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok kötü bir hizmet. Çok pişmanım. Şey demişler, işte acil bir şeyiniz olursa orada alışveriş yapın, biz size veririz. Burada bir sürü mağaza var. Elbise bakıyoruz. Zara'ya gittiler. No 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 no. Zara'ya girdik, oraya buraya her yere girdik. Yok kıyafet, yok yok. Hani günlük bile bir şey yok. Çünkü XS denen bir şey yok. Olan kıyafetleri de öyle bir giymişler ki yırtık pırtık, pis üstü. Benim giyecek bitirme şansım yok burada. Bizim kıyafet gerçekten yok. Yani tatil için gelmişler ama valizler Türkiye'de kalmış. Türk Hava Yolları'ndan şikayetçiler haklı sebeple. Ya siz çok güzelsiniz. Odamızın güzelliği. Şey gibi, nane limon gibi. Nane limon gibi. Şimdi çıktık orada. O kadar korkuyorum ki böyle motorla geçerken çat diye kameramı alacaklar diye. Çünkü motorlara dikkat edinler. Yolda geçerken motorda böyle fıt kapıp kaçıyorlarmış. Kameramı fıt diye alacaklar diye aşırı korkuyorum. Her yerde yılanlar var, onları dans ettiriyorlar. Sürekli böyle geliyorlar yanınıza ve bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Havaalanına gidiyoruz. Eğer ki valizlerimiz geldiyse mutlu mesut hayatımıza devam edeceğiz. Tatili uzatacağız. Baktık ki gelmiyor. Ben artık saldım arkadaşlar. Gireceğim El Feran Meydanı'na. Giyeceğim peştemal. Gezeceğim. Takacağım boynuma kobrayı. Takacağım boynuma kobrayı. Kalite! Kalite! Aşkım gel. Orada. Gelmiş. Koşacağım aşkım. Nasıl koşuyor? Ha, Lejardin Secret'e gel. Hadi gidelim. Kaybolduk, size bunları anlatamadık, biz kaybolduk. Baya böyle yani labirent gibi gidiyoruz asla hani böyle turist göremez hale geldik. Sadece yerlilerin olduğu yere gidip biraz tırsık, yalan yok. Ya çünkü bilmediğiniz bir yer, güvende hissetmiyorsunuz. Ve planladıkları tarihte yola çıkamadılar, oradan bir kayıpları var. Bir de valizleri geç geldi, yine oradan da kayıpları var. Tatili aslında tam olarak başlatamamışlar ama herhalde videonun devamı gelecek. Dokunuş Oktay kanalındayız. Fas'ın hurması. Hurma. Hurmayı fazla kaçıranlar da bugün. bir cennet bahçesi gibi bir şey. Buradaki hurmalar 2 milyon adet hurma ağacının olduğu söyleniyor. Ve her hurmadan 40 ila 50 kilo hurma toplanabiliyor. Tadih olun, horoz yumurtlarmış arkadaşlar. Napolyon öyle söylemiş. Suları yiyorlar. Hayvan tıkandı. Dokunuş Oktay'ın kanalında çok eğleniyorum nedense. O yüzden yine yer verdim. Güzel bir kanaldı. Enerjisi yüksek bir beyefendiydi. İzlemek keyifliydi açıkçası. Şimdi bir Casablanca video arayalım. Vakit Varken diye bir kanal buldum. Marrakeş'i değil tabii ki. Casablanca'yı izleyeceğiz şimdi. Casablanca'da karnımızı doyurmak için deve burgeri yedikten sonra gittiğimiz ilk mekan BİM oldu. Merak etme. Görünecek yerlerin başında BİM'den sonra Hasan II. Casablanca'ya gidip de BİM'i görmek. En yüksekli minareye sahip. Casablanca'da yüzerek serinlemek istiyorsanız 3 seçeneğiniz var. 1. Okyanus kıyısındaki doğal havuzlarda yüzmek. 2. Yapay havuzlarda yüzmek. 3. Plajlarda yüzmek. Kim yüzüyor, kimi de güreşiyor arkadaşlar. Mevlüt Kaan Coşkun diye bir kanal. 3 harflerden BİM'i ziyaret ediyorlar. Fas'a gidip BİM'i ziyaret etmek.
Evet, market çekimine fazla yer vermeyelim. Şimdi Marrakeş'teler, geziyorlar. Gezelim, görelim diyar diyar Anadolu. Nere? Famael Cema. Hayır. Marrakeş. Marrakeş'te Famael Rama meydanındayız. Burada. Belediyenin musluğuna bak. Arkadaşlar biz şu an çok pahalı. Ben hala paranın etkisindeyim. Aslında çok da pahalı değil, biliyor musun? Burada şimdi biz nereye geleceğiz? Ne var burada? Ağaçtan başka ne var burada? Majorele gitmişler. Özelliği... Anlatayım mı? Jardin Majorelle diye bir adam var. Burası bir müze kardeşim. Açık hava müzesi. Burayı şey yapıyorlar. Burasını alıyor. Bir modacı. Tamam mı? O zaman söyleyecek. Burayı yaptırtıyorlar. Bence. Bu da tam şey değil mi ya? Bu hani YouTube videoları oluyor ya, elleriyle böyle bir yerlere kazıyorlar, ev yapıyorlar falan. Bir de bunların bu arada hepsi fake'miş. O kazdıklar hepsi fake'miş, yalandan. Bunu şey, Muay Thai'cılar tekmeyle duruyor he. Veresene. Bak sen ya, yaptıklarını bak. Fazla Recep İvedik izlemenin zararları arkadaşlar bunlar. Şans parası, şans. Dur dur. Benim kartım nerede lan? Ben yapacağım. Ya. Şimdi bak şimdi. Para niye var? Şimdi para burada batıl inançlara göre dilek, dua, bunlar atılan paraya göre. Allah'ım bir an önce 100 bin olmak istiyorum. Tek çekim olsun. Este Kanter'in bir de Majorel'e bakış açısını dinleyelim. Marrakeş'te gezmeye başladım. Nasıl okunur bilmiyorum. O yüzden çok garip okuyacağım büyük ihtimal. Özür dilerim ama Yves Saint Laurent'in müzesinde bulunduğu, hemen yanında bir bahçesinin bulunduğu yere gittim. Mükemmeldi. Gerçekten ilk günümü orada böyle dinlene gezdim. Ve bayıldım. Beni fasa çeken şey sanırım Portekiz'de o Arap esintilerinin kaldığı güzel mozaik işlemelerdi. Ve böyle fasa çok daha güzellerin olduğunu duydukça böyle çok heyecanlanmıştım. Gerçekten bu botanik bahçe mükemmeldi. Herkesin baktığı şey aynı olabilir fakat gördüğü şey bence vizyonu ve algısıyla doğru orantılı. Tabii ki bunu yansıtması yine algısı ve vizyonuyla doğru orantılı. Sibel Çetinkaya, Damla Altun ve birkaç kişi daha Marrakeş'e gitmişler. Bir de onların videosunu, paylaşımını izleyelim. Marrakeş'in dışında ulaşımı zor olan bir yerde bir villa kiraladılar. Uzaklıktan rahatsızlık duyup burayı değiştirdiler. Günaydın gülüm. Bugün başka diyarlara gidiyoruz ama burası çölün ortasında inanılmaz bir masa kuruldu. Evet, çölde sofra kurulmuş. Bunun özel, buranın özel fas usulü bir makarnaymış. Hayatımızın en güzel keyfini yaptık beraber. Evet, Damla Altun'u kaybettiğimiz anlar. Hayaller şu poz. Hani tek başımızdayız. Kadın kadına keyif yapıyoruz. Hayatlar arkada deli gibi oynayan çocuklar. Ama aşırı güzel geçti. Çok güzel burası. Bu otele aşık oldum. Evet, güzel zaman geçirmişler. Güzel de yerlere gitmişler. Arkadaş grubuyla gezmek bence en keyiflisi. Kanalın adı Rotası Seyyah. Chef Shaw'ın gezisini izleyeceğiz şimdi. Hani turistler için, yabancılar için bayağı etkileyici. Turist olduğunuzu, yabancı olduğunuzu görünce hemen para diyorlar. Para da verirsin ama yabancıya karşı çok sempatik değiller. Çok. Ama fotoğrafik anlamda güzel yer. İmkan varsa gelinir. Kanalın adı Alper Uçuyor ve Şefşav'ına devam ediyoruz. Marrakeş'ten Fes'e trenle gelip bir gece uyuduktan sonra sabah doğrudan Şefşav'a doğru hareket ettik. Sabahın erken saatinde kalkan bir uçak ve üstüne dünyanın en pis treninde 8 kişilik bir kompartmanda 6 saat geçirirken tek video çekmek de aklımıza gelmedi açıkçası. Merhaba, şu an Şefşav'andayız. Buraya Fes'ten 5 saatlik bir otobüs yolculuğuyla geldik. Şahşavan, binbir mavinin şehri olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi duvarlar eski Yahudi mavinin 50 tonu bir devamı olarak maviye boyanmış. Zaten eski Museviler tarafından ilk yapılmaya başlandığı söyleniyor şehrin. Bütün şehir göreceğimiz gibi birazdan masmavi ve muhteşem bir mavi.
altında boyanmış evleri ve duvarlarıyla oryantal romantizmin merkezi diyebileceğimiz bir yer. İnsanlar ekranda görünmek istemiyorlar, kameralarda görünmek istemiyorlar. O yüzden yüzlerini kapatıyorlar. Yani çok turist alan bir yer burası. Herkes resim çekiyor, video çekiyor. Çok normal. Ürünün kalitesinin bir önemi yok yani. 250 dirhem her şeyin fiyatı. Görmüş olduğunuz bu garip şeyi güzel de görünüyor ama yöresel ve elemi çok güzel. 250 dirhem diye başladılar tabii ki. Ne donla alsan 250 dirhem. Gayet güzel bir ürün. 150 dirhem de gayet uygun. Bir tane de... Tchau.